Bu onkoloji merkezi özel bir alan. Gazeteci Ayhan Aykanat, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin 750 bin nüfusun altına verilmediğini ve bundan sonra da çevredeki illere verilmeyeceğini belirtti. Nitelikli sağlık hizmetleri yönetmeliğine göre doğrudan nüfusu 750 bin olmayan hiçbir yerleşim merkezine Bölge yatırım yapılmayan olmuyor. bir merkez burası. Burası çok önemli. Bir OTM'ler var. Onkoloji tedavi merkezleri, bir de onkoloji tanı ve tedavi merkezleri var. Bizimki onkoloji tanı ve tedavi merkezi. Bu iki merkezin herhangi bir yerleşim alanına yapılabilmesi için doğrudan 750 bin nüfusa hitap ediyor olması lazım. Çorum'un böyle bir nüfusu yok. Çorum'un çevresindeki illerin de böyle bir nüfusu yok. O yüzden bu dört duvardan daha önemli, kıymetli bir şey. Dört duvar yapmak değil buradaki mesele. Aykanat, Çorum'daki iş insanlarının futbol kulüplerine büyük paralar aktarırken bu hastaneye yardımlarının fazla olmadığını dile getirdi. Çorum kendi kaynaklarıyla özel idareden yapıyor. Şimdi bu kadar parası pulu olan adam, işte bilmem topçulara 10 milyon, 20 milyon neyse paralar veren bürokrasisi de iş adamlarının da işte topçuları daha öncelikli gördüğü 12 kişinin, 11 kişinin neyse işte 11 kişinin değil mi? 11 kişinin bir topun peşinde koştuğu bir faaliyete milyonlarca lira aktardığı bir yerde, böyle bir yere 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon parayı vermediklerini görüyoruz. Şimdi defalarca şahidiz ki Sadece bir kişi aramış abi bu olayla o ilgili. da o da evet. Evet, Yani bir kişi sadece aramış. bir kişi, bu kadar büyük bir ayıp ki şuradaki bilmem bir takıma gidip şu kadar milyon lira, milyonlarca lirayı veriyorsunuz ve boşa harcıyorsunuz aslında. Yaptığınız bir numara da yok. Bu takımdan bir şey olmuyor sonuç itibariyle. Burada O kalıcı bir para eser boşa var ama. gidiyor. Burada bir eser var ya, eser. Evet. Yani istediğiniz zaman, istediğiniz kadar mücadele edin, kolay kolay alamayacağınız bir eser var. Herhangi bir hastaneyi her yere yapabilirsiniz. Çorum'da bir Ama tane hastane yapıyoruz mesela derseniz burada kimse mesela niye şimdi şöyle bir yapıyoruz şey de var. demez. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin özel idarenin katkılarıyla yapıldığını ve Çorum'a kazandırılmasında başta Ahmet Sami Ceylan'ın da olmak üzere büyük emekler bulunduğunu dikkat çeken Aykanat, hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte hastane yanına yaptırılan misafirhanenin de kalanlara yetmeyeceğini vurguladı. Burası özel idarenin tamamıyla bina olarak özel idarenin katkısıyla yapılıyor. Özel idare tarafından yapılıyor. Özel idarenin parasıyla yapılıyor. Yani Çorum'un parasıyla. Yani Çorum'un köylerine, ilçelerine harcanacak parayla yapılıyor. Sen buraya üç kuruş katkıda bulunmuyorsun. Gidip sağda solda işte oraya buraya para sıvıyorsun. Sonra da bunu Çorum sevdası olarak anlatıyorsun. Sağ olsun Ahmet Sami Ceylan'a, yani sadece bu teşekkür ettiği için değil, ben buradaki katkısının ve emeğinin ne kadar olduğunu bildiğim için ona bu konuyla ilgili defalarca teşekkür ediyorum. Ve az da aslında bu teşekkür. Şimdi Çorum'un etrafındaki hiçbir il bu kadar böyle bir nüfusa sahip o değil. Dolayısıyla bunların hiçbirisine yapılması imkanı da yok bundan sonra. Ve hemen önlerine şu gelecek. Çorum'da var. Çorum'da var. Çorum'a sevk ederiz. Çorum'a Yakın. gelir. Dolayısıyla bugünden yarına bazı şeyleri de görmek lazım. Şimdi Çorum'da ilçeden gelenlerle ilgili bir küçük bir misafirhane var. Bu misafirhane yetmeyecek Evet. burası olduğu zaman. Evet. Herhangi bir şekilde radyoterapi, yani ilinde herhangi bir şekilde ameliyat olmuş, tedavi almaya başlamış insanlar radyoterapi, yani halk deyimiyle ışın tedavisi dediğimiz tedaviyi almak için işte Samsun'a, Ankara'ya, şuraya buraya gitmeyecekler. Çorum'a gelecekler. Ve altını çizelim, bu tedavi yataklı bir tedavi değil. Işın tedavisi dediğimiz tedavi. Ayakta bir tedavi. En ufak vakası işte bir ay 5, 10, 15, 20 seans. En ufak vakası 20 seans. Bu 20 seans haftanın 5 günü alacak ve dolayısıyla da bir aşağı yukarı 5 hafta civarında bu tedaviyi alıyor olacak. Ve bu arada bu tedavi alırken
kalacak bir yer lazım. Hı. Ve o yüzden de şuradaki misafirhane, hasta refakatçisi dediğimiz yer az gelecek. Şimdiden söyleyelim belediye, yani bu kadar para harcıyorsunuz bütçenizde bu kadar falan, ama hani burayı da geleceği öngörerek büyütmek ve ona göre yeniden yapılandırmak gerekiyor.